Canlarına da. Kaldırdılar bize. Hadi kaldırın. Show Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Suriye rejimine ait bir savaş uçağı dün akşam saatlerinde Hatay sınırına düştü. Uçağı Suriye'deki muhalif güçlerin vurduğu iddia edildi. Uçağın pilotu ise paraşütle atlayarak kurtuldu. O anların görüntüsü de ortaya çıktı. İşte Suriye uçağının düştüğü o anlar. Dün akşam saatleriydi. Hatay'ın Altınözü ilçesi Yaylacık köyü yakınlarında büyük bir gürültü duyuldu. Uçak böyle böyle çamları biçerek gitmiş. Silahlarını orada bulduk. Askeri aradık. Asker dedi ki bir şeye dokunmayın. Uçak hala yanıyordu. Uçağın düştüğü yere ilk giden köylüler oldu. Yaralı var diye gittik. Yaralı falan bulamadık. Kompleti bulduk. Komplet yanıyordu. Bölgeye polis ve jandarma özel harekat timleri sevk edildi. Kimse var mı? Tek kişilik savaş uçağını kullanan pilotun fırlatma paraşütünü kullanarak yere çakılmadan önce uçağı terk ettiği anlaşıldı. Bölgede bu kez pilotu arama çalışmaları başladı. Seslendiler ama o çağrılara yanıt gelmedi. İlerleyen saatlerde pilotun paraşütü bulundu. Arama kurtarma ekipleri tam 9 saat sonra uçağın düştüğü yere 40 kilometre uzakta pilotu da bu halde buldular. Suriye uyruklu pilotun bitkin hali fotoğraflara yansıdı. Rejime ait savaş uçağını kullanan albay rütbesindeki pilot Mehmet Sufhan Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Daha sonra da Hatay Devlet Hastanesi'ne. 56 yaşındaki pilotun omurgasında kırık ve vücudundaysa hafif yaralar vardı. Olayın ilk duyulmasından itibaren uçağın nasıl düştüğü merak konusu oldu. Suriye Devlet Televizyonu'ndan Türkiye sınırı yakınlarında keşif uçuşu yapan askeri uçakla irtibatın kesildiği duyuruldu. Bizim taraftan uçağa yapılan herhangi bir müdahale falan söz konusu değil. Türkiye sınırlarına düşen MiG-21 savaş uçağının Suriye'deki muhaliflerin yerden açtığı ateşle vurulduğu ileri sürüldü. O anların görüntüsü de ortaya çıktı. Uçağın pilotuysa ifadesinde İdlib kırsalını vurmak için Laskiye'den havalandığını ancak bu sırada vurulduğunu söyledi. Pilotun paraşütle atladıktan sonra yaklaşık 500 metre yürüdüğü de belirlendi. Sağ kurtulan pilotun Suriye'ye iade edilip edilmeyeceği ise Başbakan Yardımcısı Canikli'ye soruldu. Bütün olay netleştikten sonra buna ilişkin karar da verilecek. Pilotun hastanede tedavisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Adalet ve Ekonomi Bakanlarının toplantılarına yasak getirmesini sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, Alman makamlarına seslendi. Uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, dedim. Cumhurbaşkanı, Kadın ve Demokrasi Zirvesi'nde referanduma dönük çarpıcı mesajlar verdi. Bir millet, güçlü bir devlet. Ey Almanya! Sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliniz. Almanya'nın skandal yasak kararını böyle değerlendirdi. Nazi vurgusu yaptı. Tepkisini yüksek tondan ortaya koydu. Konuşturmamakla Almanya'daki oyların evet değil de hayır çıkacağını mı zannediyorsunuz? Kadın ve demokrasi buluşmasında konuştu Cumhurbaşkanı. Kadın erkek eşitliğine dikkat çekti. Çoğu sorunun kaynağı erkek, bedeli kadınlar, çocuklar ödüyor dedi. Bizim kadınlarımızın haklarını, hukuklarını korumak için dışarıdan model almaya, tercüme yapmaya, kopya çekmeye ihtiyacımız yoktur. Ülkemizde şayet bir erkek bir kadına şiddet uyguluyorsa, kötü davranıyorsa hiç kimse bunun faturasını dinimize, kültürümüze, medeniyetimize çıkartamaz. Affedersiniz, 3-5 psikopatın yanlışı ne bizi, ne inancımızı, ne geleneğimizi temsil eder. Kadına yönelik şiddeti anlatırken sistemde sızıntı varsa belirli bir düzeye çıkamıyorsunuz diyerek anayasa paketine referanduma getirdi sözü. Sistem tıkandı dedi. 15 Temmuz'la evet çağrısı yaptı. Onlar evetçiydi, evetçi. Hayırcı değildi. Onlar evet diyerek yürüdüler. Çünkü onlar
O hayır diyenlerin karşısına dikildiler. O F-16'larla benim vatandaşıma bomba yağdıranlar işte bugünün hayırcıları. Bak şimdi Kandil'den haber var. Ne diyor Kandil? Oyumuz hayır. 16 Nisan'da hayır oyu vermek suretiyle Kandil'le beraber o değirmene su taşıyacaksak ülkemizin halinin ne olacağını düşün. Erdoğan evet dersek ne olur diyerek devam etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bitti mi? Bitti. İşte bu evet diyenlerin eseridir. Dağdakilerle beraber hareket edenlerin böyle bir derdi var mı? Cumhurbaşkanı kadınlarla bir araya gelmeden önce de Çamlıca'daydı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Çamlıca'da inşaatı süren camide incelemeler yaptı. Başbakan Bingöl ve Muş'ta referandum mesaisindeydi. Yıldırım size söz veriyorum 16 Nisan'dan sonra terör bitecek diyerek evet çağrısı yaptı. Bir gün önceki durağı Nevşehir'de ayakkabı boyacısıyla diyaloğu ve esprileri ise tebessüm ettirdi. Can çekişiyorlar. Şimdi 16 Nisan'dan sonra size söz veriyorum. Bu örgüt bitecek. Bugün Bingöl ve Muş'ta meydanlardaydı. Ama dün akşam Bingöl'e geçmeden önce Nevşehir mitingi sonrası sokaklardaydı. Bir ayakkabı boyacısı çıktı karşısına. Yıldırım boyacı sandığına ayağını koydu. Ayakkabısını boyattı. Esprileriyle güldürdü. Önce fırça çekin başkanım. Tamam, ayakkabına da çekin. Ayakkabıya çekin. Kendisine fırça çekin. Bak görüyor musun? Vatandaş fırça da çekiyor. Başbakan yanındaki kurmaylarını tek tek sordu boyacıya. Kimi sorsa boyacı tanımadı. Abi amcayı tanıyor musun? Hangi amca? Abi ya gözüklü. Vallahi bilmedim ki başka. Yapma ya. Vallahi abi. Abi sakallıyı tanıyor musun? Vallahi tanıyor bunu ben. Belli ki siz tanıtmadınız kendini. Pazar mesaisinde ise Bingöl ve Muş'ta referandumda evet çağrısı yaptı. Terörle bağlantılıydı mesajı. Kandil'deki sözde ağababaları ne diyorlar? Sandıktan evet çıkarsa biz biteceğiz. Biteceksiniz. Korkunun ecele faydası yok. Sandıktan evet de çıkacak. FETÖ da bitecek. PKK da bitecek. Hayır cephesinin tek adam sistemi kurulacak eleştirilerine yanıt verdi bir kez daha. Muhalefet diyor ki tek adam rejimi kurulacak. Bu da kocaman bir yalan. Halkın seçtiği diktatör olur mu? CHP ve HDP hedefindeydi. Bunların ilişkileri ahbap çavuş ilişkisi. Bunlar kara tren solcusu. Ülkeye hızlı tren gelmiş. Bunlar hala kara trende kalmış. CHP, HDP ne zaman bu ülkenin hayrına bir iş yaptılar? Tabii ki evet. Hırsızlar bir dükkan kiraladı. Topraktan kazdıkları için tünel kazıp NATO'nun yakıtını çaldı. Mazot kokusunu aldığı için filmleri aratmayan soygun için kazılan tünellere bakın burası çok dar. Sadece Show Haber ekibi girdi. Az sonra Show Haber'de. Şanlıurfa'da yasağa rağmen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürümek isteyen ve polisin uyarısına rağmen dağılmayan kalabalığa polis müdahale etti. HDP milletvekili Dilek Öcalan uzun süre polislerle tartıştı. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Polis çoğu kadın 21 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın da bulunduğu grup 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Topçu Meydanı'na yürümek istedi. Ancak alanda önlem alan polisler Şanlıurfa Valiliği'nin bir süre önce aldığı kararla her türlü etkinlik ve yürüyüşün yasaklandığını hatırlattı.
Grupta bulunanların ısrarı üzerine tartışma çıktı. Polisle tartışmaya giren ve yürümekte ısrar edenlere yapılan uyarıların ardından biber gazıyla müdahale edildi. Polisin müdahalesi ardından yürümekte ısrarcı olan 21 kişi gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. HDP milletvekili Dilek Öcalan uzun süre polisle tartıştı. Duymuyor musunuz ambulansı? Nereye gidecek hastane? Nereye götürüyorsunuz? Kocaeli'de bir dükkanın önünde mazot aktığını gören mahalleli durumdan şüphelendi ve polis çağırdı. Büyük akaryakıt soygunu da böyle ortaya çıktı. Hırsızlar tünel kazıp NATO boru hattına ulaşmış ve oradan da tam 4 milyon liralık akaryakıt çalmıştı. İşte üstü oto yıkama, altı kaçakçılık tüneli olan o iş yeri. Çok karanlık ve inanılmaz bir yakıt kokusu var. Bakın burası çok dar. Her taraf balçık. Bu borular aslında normalde benzin istasyonlarında olur. Hırsızlar dükkan kiralayıp tünel kazdı. NATO boru hattından tam 4 milyon liralık akaryakıt çaldı. Topraktan kazdıkları için zaten biz üst katta ses duyamadık. Evet, şu anda o tünelin içerisine girdik. Bakın burası çok dar. Her taraf balçık, ancak buradaki plastik boruları, hortumları görebiliyoruz. İşte buradaki hortumlarla, borularla tahliye ediyorlardı akaryakıtı. Filmleri aratmayan soygunun adresi Kocaeli. Merkezdeki bu dükkanı kiralayan sözde işletmeciler oto yıkamacı açtı. Ama bu sadece büyük vurgunun kamuflajıydı. Asıl hedef binanın altından geçen NATO boru hattıydı. Dükkan kapalıyken altlardan yakıt geliyor. Biz de sanıyoruz ki kiracının arabası içeride, mazotu delindi falan diye sanıyoruz. Burası oto yıkamanın iç kısmı. Yani burası aslında bir işletmeydi. Mahallede herkes burayı oto yıkamacı olarak biliyordu. Zaten dışarıdan da öyle gözüküyordu. Upuzun borular da var. Bu borular aslında normalde benzin istasyonlarında olur. Bakın, oldukça da kalın. Bakalım bu boru bizi nereye götürecek? Evet, bakın burada bir merdiven var. İşte o kişiler burayı önce kazdılar, fayansı kırdılar. Daha sonra da bu merdivenden aşağı indiler. İçerisi çok karanlık ve inanılmaz bir yakıt kokusu var. Show Haber ekibi o tünele girdi. Aylardan beri devam eden soygunun tüm izleri ortadaydı. Şu anda o tünelin içerisine girdik. Bakın burası çok dar. Her taraf balçık. Ancak buradaki plastik boruları, hortumları görebiliyoruz. İşte buradaki hortumlarla, borularla tahliye ediyorlardı akaryakıtı. Burada gece çalıştıkları çok belli. Bakın burada bir de lamba var. Aynı zamanda içeride burada çalışan, buradan akaryakıt çalan kişilere ait kıyafetler görünüyor. NATO'nun çalınan yakıtı varillere ve tankerlere dolduruluyordu. Sonra da büyük şirketlere ucuza satılıyordu. NATO boru hattına ulaştılar. Oradan da kelepçe yöntemiyle NATO boru hattından yaklaşık 4 milyon liralık akaryakıt çaldılar. İş yerinin içerisinde bir tane de veresiye defteri var ve birçok telefon numarası var burada. Mahallenin iddiasına göre de burası aslında bir kaçak akaryakıt istasyonu gibi çalışıyordu. İşte buradaki kişilerin verdikleri, yani akaryakıtı sattıkları kişinin burada bilgileri ve hepsinin de cep telefonu mevcut. Bir süre sonra mahalle sakinlerinin burnuna kötü kokular geldi. Onlar polise haber verdiklerinde hırsızlar çoktan kaçmıştı. NATO boru hattından akaryakıt çalma olayı mahallelinin iddiasına göre sadece burada yaşanmadı. Daha önce de aynı caddede 3 farklı noktada yaşanmıştı. Polis olayın ardından iş yerini kapattı. Burayı güvenlik çemberi altına aldı. Ancak buradaki sorumlular, yani NATO boru hattından kaçak akaryakıt çalanlar hala kayıp. Polis yaklaşık 4 milyon liralık akaryakıt çalan şebekenin peşinde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hafta sonu mesaisini önce Muğla'da, bugün de Mardin'de sürdürdü. Her iki adreste de çarpıcı mesajlar verdi. Tartışılacak bir iddia taşıdı gündeme. Eleştirilerinin ve o sert sözlerinin hedefinde Kılıçdaroğlu vardı. 7 Haziran'daki HDP'nin aldığı sonuçtan sonra eğer hala o tabloyu görmeyip bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi olarak PKK'nın sözcüsü HDP'yi destekliyorsanız
biliniz ki yarın ülkede olacak olayların sorumlusu Kılıçdaroğlu olacaktır, Kılıçdaroğlu olacaktır. Yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek bir iddia attı ortaya. Sözleri gündeme oturdu. Yüksek tondan verdi mesajlarını. Hemen her cümlesinde Kılıçdaroğlu vardı. Hayırlısı bayrağın 780 bin kilometre kayda dalgalanmasını istiyorsanız, bu ülkenin kendi uçağını üretmesini istiyorsanız, aklın koltuğunda kalmış Kılıçdaroğlu'na uymayın diyoruz. İçişleri Bakanı bu açıklamaları dün Muğla'da yaptı. Bugün de özel uçakla Mardin'e gitti. Öz eleştiri yaptı. Eğer bir ailenin 13 yaşındaki kızı, 12 yaşındaki evladı, 14 yaşındaki evladı kendisinden habersiz bir şekilde Metine'ye, Zap'a, Kandil'e, Gare'ye eğer götürülüyorsa bunun sorumlusu benim, ben bu sorumluluğu alıyorum. Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi. Sözlerine terör sonlanınca diye devam etti. Teröristi bitirdikten sonra biz o kardeşlerimizin her birini memleketin hem eşit vatandaşları hem de en iyi yetişmiş vatandaşları yapmakla mükellefiz. Görgü tanıklarının ifadelerine göre lüks otomobil çok süratliydi. Sürekli şerit değiştirerek giden sürücü karşıya geçmeye çalışan iki yayaya birden çarptı ve onların ölümüne neden oldu. Polis olay yerine 300 metre uzakta otomobili buldu ama sürücü ortada yoktu. ...24 yıl önce o daha doğmadan 5 yaşındaki ablası Gamze trafik kazasında hayatını kaybetti. Aile yeni doğan kızlarına da aynı ismi verdi. 24 yıl sonra ablasıyla aynı kaderi paylaştı. Ona ve bir yayaya daha çarpan sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı. 300 metre ileride lüks otomobili terk edip sırra kadem bastı. Maltepe sahil yolunda ilerleyen beyaz renkli lüks araç iddiaya göre çok süratliydi. Çok süratli bir araçtı. Bayağı bir zikzaklı bir şekilde gidiyordu. 23 yaşındaki Gamze Aydoğdu ve 42 yaşındaki Mustafa Özdemir yolun karşısına geçmek isterken süratli araç ikisine aynı anda çarptı. Ön kısımda büyük hasar oluşan otomobilin sürücüsü hiç durmadan yola devam etti. Bir çarpma sesi geldi. Bastım gaza, hemen geçtim, durdum. Araba yoktu, kaçmıştı araba. Gamze Aydoğdu olay yerinde. Mustafa Özdemir ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İkisinin de ölümüne neden olan sürücü ise lüks otomobili kaza yerinden 300 metre ileride bırakıp kaçtı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki kişinin ölümüne neden olan sürücüyü öğle saatlerinde yakaladı ve gözaltına aldı. Zanlının yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Feci kaza çok üzücü bir ayrıntıyı da ortaya çıkardı. Bir tekstil firmasında çalışan Gamze Aydoğdu'nun aynı adı taşıyan ablası da 24 yıl önce henüz 5 yaşındayken bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Şanlıurfa'da bir düğüne katılan davetliler arasında halay başı olma nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Düğünde halay başı kavgası, 6 yaralı. Şanlıurfa'da meydanda yapılan bir düğünde iki grup arasında halay başının kim olacağı tartışması çıktı. O tartışmaya iki grubun yakınları da dahil olunca taşlı sopalı kavga çıktı. İhbar üzerine gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere taşındı. Kavgaya karışanları tespit etmeye çalışan jandarmanın soruşturması sürüyor. 36 yaşındaki bilgisayar mühendisi Volkan Karadeli işe gitmedi. Arkadaşları ona bir türlü ulaşamadı. Polise yapılan ihbarın ardından evine giden dedektifler genç mühendisin cansız bedenini buldu. Kapıda herhangi bir zorlama izi bulamayan polis cinayetin sırrını çözebilmek için apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Bıçaklanmış diyorlar. Genç 30 yaşlarındaydı. Tek başına oturuyordu. İyi bir eğitim, başarılı bir kariyer. Evinde 6 bıçak darbesiyle öldürülen bilgisayar mühendisi gencin katili kim? Polis cinayet ihbarı üzerine verilen adrese geldiğinde Volkan Karadeli'nin cesedini buldu. Talihsiz gencin evinin kapısında zorlama yoktu. Polisin elindeki en önemli ipucu apartmanın güvenlik kamera görüntüsü. Ne iş yapar kendisi, biliyor musunuz? Bilmiyorum. Daha arkadaş yeni daireyi almış.
İlk defa geliyor. Yani bu en fazla taşınalı da zaten 15-20 gün falan oldu. Önce iş arkadaşları, sonra da komşuları ondan haber alamayınca polisi aradı. Kartal Bayır sokakta yaşayan apartman sakinleri evinde bulunan komşularından haber alamadı. Bunun üzerine hemen polise haber verdi. Polis ekipleri içeri geldi ve içeride 30-35 yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaştı. Bıçaklanmış diyorlar. Genç 30 yaşlarındaydı. Ne tek başına oturuyordu. Yapılan ilk incelemede cesedin bilgisayar mühendisi Volkan Karadeli'ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri şu an çevrede güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Karadeli'nin 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Evde yalnız yaşıyor. Ailesi işini bilmiyorum. Karadeli'nin öldürüldüğünü duyan iş arkadaşları talihsiz gencin evine koştu. Olay yeri inceleme ekipleri de evde delil çalışması yaptı. Karadeli'nin Sivas'ta yaşayan ailesine de bilgi verildi. Bilgisayar mühendisi Volkan Karadeli bu apartmanın en üst katında yaşıyordu. Polisin ilk bulgularına göre kapıda herhangi bir zorlama tespit edilemedi. Yine polisin elindeki en önemli ipucu ise işte bu görmüş olduğunuz apartmanın girişini gösteren güvenlik kamerası. Polis şimdi bu kameraya yansıyan apartmana giren çıkan şüpheli kişileri tespit etmeye çalışıp onların ifadesini alacak. 36 yaşındaki mühendis sık sık yurt dışına çıkıyordu. Sosyal medya hesabı seyahatteyken çektirdiği fotoğraflarla doluydu. Dedektiflerin olay yerindeki çalışmasının ardından bilgisayar mühendisi gencin cesedi kaldırıldı. Volkan Karadeli'nin cenazesi şu an Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Polis şimdi başarılı bir genci 6 bıçak darbesiyle öldüren katilin peşinde. Beşiktaş'taki bir kız öğrenci yurdunun önündeki yeraltı elektrik kabloları bir anda yanmaya başladı. Patlama seslerini duyan kız öğrenciler uykularından uyandı ve panikle dışarı çıktı. Çok büyük bir korkuyla ve tedirginlikle aşağı indik. Odaları duman kaplayınca hepsi kendini dışarı attı. Sokakta yanan kablolar nedeniyle kız öğrenci yurdunda panik vardı. Böyle bir sorumsuzluğun olması çok korkutucuydu. Beşiktaş'taki kız öğrenci yurdunun önünde yer altındaki elektrik kabloları yanmaya başladı. Alevler park halindeki araçlara sıçrarken bölgede elektrikler kesildi. Birkaç arkadaşımız elektriklerin kesilmesi sonucunda şüphelenmişler, dışarı bakmışlar ve arabanın yandığını görmüşler. Alevlere ilk müdahale yangın tüpüyle gelen polis tarafından yapıldı. Aynı anlarda kız öğrenci yurdu müdür tarafından tahliye edildi. Kısa süre sonra itfaiye ekipleri de olay yerindeydi. Sokağı kaplayan duman nedeniyle üniversite öğrencileri nefes almakta zorlandı. İtfaiye erleri soğutma çalışması yaptıktan sonra elektrik arıza ekipleri de akımı kesti. Tehlike büyümeden sonlandırılırken uykularından uyanıp pijamalarıyla dışarı çıkan üniversite öğrencileri de yurtlarına geri döndü. Samsun'da kaz yüzünden kan aktı. Komşunun köpeği sürüsünü telef edince öfkeli komşu katliam yaptı. Baba ve iki oğlunun üstüne kurşun yağdırdı. 10 kaz yüzünden 2 can gitti. Değer mi diye? Bir kaz için bu hadise meydana gelir mi? Kazlarını komşusunun köpeği telef etti. Baba oğula kurşun yağdırdı. Kaz yüzünden çıkan kavga 2 cana mal oldu. Bir de baktım burada birisi yatıyor. Aşağı indim. Elim ayağım dolaştı ben zaten. Bir şey görecek halim kalmadı. Kan davası, namus davası böyle hiçbir şey yok. Sadece bir kaz davası. Geçen senedeki kazların, köpeklerin yemesi. Yer Samsun. İddiaya göre Serkan Keskinoğlu'nun kaz sürüsüne komşusu Behçet Şahin'in köpeği saldırdı. 10 kazı telef etti. Keskinoğlu soluğu 73 yaşındaki Şahin'in yanında aldı. Zararının tanzim edilmesini istedi. Parasını da Behçet amca ödemiş. Bu parayı ödedi. 1 milyar para ödedim ben. Öfkeli adam 10 kaz için verilen parayı yeterli bulmadı. İki komşu bir kez daha karşı karşıya geldi. Öderdim ödemezsin buraya kadar geleyim. Serkan Keskinoğlu öldürülen kazlarının parasını almak için Behçet Şahin ve oğlu Zeki Şahin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan Keskinoğlu evden aldığı tüfekle baba ve iki oğluna kurşun yağdırdı. İkisinin kabadayılığı birbirlerine iyiydi. Bunda artık dışarı duruşunu sonra da ne oluyor? Evinden pompalı tüfeği alıp yanına yaklaşmasına dahi müsaade etmeden kardeşime ve babamı katili oldu. Zeki Şahin olay yerinde, baba Behçet Şahin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Diğer oğlu Tuncay Şahin ise elinden yaralandı. Böyle bir duruma idam olmayacak. Ne olacak? Baba ve oğul köylerinde toprağa verildi. Kaz yüzünden elini kana bulayan Serkan Keskinoğlu jandarma tarafından yakalandı. İfadesinde Şahin'in köpeklerinin sürekli kazları yediğini, o yüzden de öldürdüğünü itiraf etti. Öfkeli komşu ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şov haber WhatsApp ihbar hattına öyle bir görüntü geldi ki insan gözlerine inanamıyor. Koca kamyona ne bir çarpan oldu ne de çukura düştü. Hatta yerinden bile kımıldamadı ama durup dururken devrildi. İşte o an. Neden yaptı? Yani böyle bu nasıl bir şey, böyle bir trenör bu arabanın? Yükü fazla geldi, kamyon olduğu yerde devrildi. Yani böyle bu nasıl bir şey, böyle bir trenör... Görüntü Şov haber WhatsApp ihbar hattına İstanbul'dan geldi. Kamyonun yükü demirdi. İçinde şoför ve yardımcısı vardı. Onlar yola çıkmaya hazırlanırken arkadaşları da hemen kamyonun önünde sohbet ediyordu. Onlar hala orada sohbet ediyor. O sırada kamyonun yanından geçen bu otomobil nasıl bir tehlike atlattığının farkında bile olmadı. Gerçekten o kıpayı kurtarıyor. Kamyon bir anda sallandı. Durduğu yerde devrildi. Bu iki adam gözlerine inanamadı. Nasıl bir şey, böyle bir trenör bu araba? Akıl almaz kazada neyse ki can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ankara Keçiören'de bir emlak ofisine soyguna giren hırsızın başına gelmeyen kalmadı. Götürmeye çalıştığı televizyonu kaldıramayınca kafasına düşürdü. Televizyon kırıldı. Çalacağı malın para etmeyeceğini anlayan hırsız soygundan eli boş döndü. Televizyon almaya çalışmış ama becerememiş, beceriksiz arkadaş diyelim. Ağırlığı hesaplayamayınca kafasını yardı. Kaçarken cam kapıyı da tamamen kırdı. Acemi hırsız soygun için geldiği adresten eli boş, kafası yaralı çıktı. Hırsızların hedefinde Keçiören'deki bu emlak ofisi vardı. Hırsızlar soygunda kullanacakları taşı da yanlarında getirmişlerdi ve içeri girmek için de ilginç bir yöntem kullandılar. Taşı cama atmak yerine taşla birlikte emlak ofisinin içine girdiler. Koşar adımlarla hemen televizyonun olduğu yere yöneldi. Tam amacına ulaşmışken televizyon ağır geldi, hırsızın kafasına düştü. Hırsızın çalmaya çalıştığı televizyon işte buydu. 170 ekran ve yaklaşık 60 kilo ağırlığında. Yani tek başına bir insanın taşıması neredeyse imkansız. İşte bu duvarda asılıydı. Acemi hırsız dakikalarca sökmeye çalıştı ve tam başardığı sırada da dengesini kaybetti ve televizyonla birlikte aşağı yuvarlandı. Çarpışmanın şiddetiyle de alçıpanda hasar meydana geldi. 200 sefer yere düşürdükleri için TV'yi her tarafında zedelenmiş. Zaten bu televizyonda çalışmayacağını anladığı için bırakıp kaçmışlar. Kafasına televizyonu düşüren acemi hırsız sersemledi. Ofisten koşar adımlarla uzaklaşmaya çalıştı. Arabada bekleyen suç ortağı belli ki eli boş dönmesine kızmıştı. Yaralı arkadaşını bir kez daha ofise gönderdi. İkinci denemesinde de televizyonu taşıyamayacağını anlayan hırsız geldiği arabaya binerek uzaklaştı. Cam kapıyı patlatan, televizyonu kıran, kafasını yaran acemi soyguncu arkasında maddi hasar ve kan izi bıraktı. İlk şoku atlatan emlakçı Kemal Doğan da kamera kayıtlarıyla polisin yolunu tuttu. Televizyon çünkü çok büyük olduğu için yaralanmasından kaynaklı olarak bir tazminat davası bana açabilir. Torunu 14 yıl önce çatışmanın ortasında kaldı. Pusetinde otururken melek oldu. Kızı ve damadı acıya katlanamadı, ayrıldı. 2,5 yaşındaki Alistair'in zamansız ölümü bir aileyi mahvetti. Katil geçtiğimiz hafta serbest kaldı. Koğuş arkadaşı tarafından düğününde katledildi. Ancak ne hapishanede geçirdiği yıllar ne de ölümü acılı dedenin yüreğini soğutmaya yetmedi. Allah sabır versin ailesine. Söyleyeyim şey, benim de iki oğlum. Torunumun katiline karşı hiçbir şey hissedemedim bu ölümünde. Hiç de acımadım. 2,5 yaşındaki torununun katili hasmı tarafından kendi düğününde katledildi. 14 yıldır küllenmeyen acı yeniden alevlendi. Bu adam öldü gitti. Acı bitti onun için. Ama bizimki devam ediyor. Alistair Özlem ve David Gremason çiftinin oğlu. Daimi Akyüz'ün silahından çıkan kurşunla melek olduğunda 3 yaşına bile girmemişti. İzmir Foça'da pusetinin içinde oturuyordu. Çatışmanın ortasında kaldı. Allah sabır versin ailesine. Söyleyeyim. Benim de iki oğlum. Hasmıyla birlikte Alistair'i öldüren Daimi Akyüz 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 14 yılın ardından hükümlülerin lehine kanunlardan yararlanıp serbest kaldı. Cezaevinden çıkar çıkmaz da
üçüncü evliliğini yaptı. Düğün gecesi husumetli oldu. Koğuş arkadaşı tarafından öldürüldü. Ama çıkmış ve son böyle olunca içimden ilk geçen su testisi su yolunda kırılır. Haberi aileye avukatları verdi. Katil belasını buldu Tuncer abi dedim. Onun o sevimli, onun o işten gelen bu haberini valla ben içim şey oldu. Aslında benim isteğim ölümle bu kurtulmuş oldum. Bunun cezası yaşayıncaya kadar hapiste kalmalıydım. Kendisi de avukat olan Dede Tuncer eşsiz an için torun acısı hala dün gibi tazeydi. Kızı ve damadı kayıplarının ardından ayrıldı. Çünkü genç kadın yeni bir çocuk sahibi olmaya Alice değil gücenir diyerek yanaşmadı. Eşsiz anın tek isteği böyle acıların yeniden yaşanmaması. Bu adam öldü gitti. Acı bitti onun için. Ama bizimki devam ediyor. Caydırıcı cezalar getirelim. Bu insanlar bu silahları taşıdığı vakit bundan dolayı çarptırılabilecek cezalar çok ağırlaşsın. Daimi Akyüz'ü düğününde öldüren eski koğuş arkadaşı halen firari. İki gaspçı kendilerine kurban seçtikleri muhasebeciyi bankaya kadar takip etti. 120 bin lirayla dışarı çıkmasını bekledi. Ardından da para dolu çantanın sapına yapıştı. Kendilerine direnen muhasebeci genci de sokak ortasında vurdu. O çok sıcak anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. ...120 bin lirayı bankadan çekti. Otomobiline yürürken iki gaspçının saldırısına uğradı. Çantayı vermemek için direndi. Bacağından vuruldu. Muhasebeci yerde yatarken saldırganlar koşarak kayıplara karıştı. Sokakta korku dolanların yaşandığı adres İstanbul Beylikdüzü. Özel bir firmada muhasebeci olarak çalışan Ömer Ekşioğlu bankadan 120 bin lira çekti. O parayı siyah bir çantaya koydu ve yaya olarak Ambarlı'ya doğru ilerlemeye başladı. Ancak muhasebeci takip edildiğinden habersizdi. İki gaspçı beyaz spor bir otomobille bankadan beri izliyordu. Yüzü maskeli saldırganlar fırsatını bulduklarında harekete geçti. Muhasebeci içi para dolu çantayla tam bu noktaya geldiğinde şüpheliler de harekete geçti. İki şüpheli otomobilden indi ve koşar adımlarla onun yanına geldi. Elindeki para dolu çantayı almaya çalıştı. Ancak muhasebeci onlara bir süre direndi. İçlerinden bir tanesi silahını çıkardı ve Ömer Ekşioğlu'na ateş etti. Gasp çetesi saniyeler içinde 120 bin liralık vurgun yaptı. Geldikleri beyaz otomobille kaçtı. Muhasebecinin yaralandığını görenler hemen yardıma koştu. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler bu görüntülerden yola çıktı. Kurbanlarını bankadan seçen gasp çetesinin üyelerini belirledi. Yakalanmaları an meselesi. Başkanlık koltuğuna oturmasının üstünden bir ay geçti ancak olaylar dinmek bilmiyor. Kimden bahsediyoruz? Tabii ki Amerikan Başkanı Trump'tan. Destekçileri sokaklara döküldü. Ancak karşılarında Trump karşıtlarını buldular. Gerginliğin patlak vermesi kaçınılmazdı. Zaten öyle oldu. Adeta meydan savaşı çıktı. Trump taraftarlarıyla muhalifleri karşı karşıya geldi. Sokaklar karıştı. Mülteci ve İslam karşıtı söylemleriyle tepki toplayan Trump her kesim tarafından eleştirilmiyor. Taraftarları da var. Bu kez onlar sokağa döküldü. Başkana destek vermek için yürüyüş düzenlendi. Gösteriler ülke genelinde sakin geçti. Ancak Kaliforniya'da seçimden yenik çıkan Hillary Clinton taraftarları da sokağa çıktı. Karşıt gruplar karşılaşınca da gerginlik kaçınılmaz oldu. Sözlü tartışma bir anda yumruk yumruğa kavgaya döndü. Hemen ardından da taşlar, sopalar hatta biber gazı devreye girdi. Polis olaylara müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Trump destekçilerinin gösterileri hafta boyunca sürecek.
Günümüzde bilgisayar ve internet bağımlılığı en az uyuşturucu kadar tehlikeli. Anne babalar çocuklarını zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyor ama tablet ve telefonları kendi elleriyle veriyorlar. Üstelik çok geç olana kadar kimse bu bağımlılığı fark edemiyor. Tıpkı 16 yaşındaki Eren gibi. Günde 11 saat bilgisayar başından kalkmayan genç adam kurtulabilmek için tedavi olmak zorunda kaldı. Sonunda başardı ama kolay olmadı. Uyumanın haricinde ve okulda olan saatlerim haricinde yatana kadar, geç saatlere kadar sürekli bilgisayardaydım. Yani ben engelleyemiyordum. Bana söylemeden internet kafelere gidiyordu. Kendim istemediğim halde bile giresim geliyordu. İnternet bağımlılığı en az uyuşturucu kadar tehlikeli. 16 yaşındaki Eren bunu çok geç fark etti. Bilgisayar başında saatlerini geçirdi. Sanal dünyaya kendini öyle kaptırdı ki gerçeğini unuttu. Hatta ölümün eşiğinden döndü. Kapıldığı o girdaptan kurtulmak için tedavi görmek zorunda kaldı. O kadar çok yaz tatilinde giremeyince kendimi kötü hissediyordum ki denize bile bilgisayarı getirmeyi düşündüğüm oldu. Bir yerden sonra izleyecek video ve filmlerim tükendi. Anneanneme gidiyorum diyor. Bir de bakmışım gitmemiş. Arıyordum, internet kafede buluyordum. Lise 1. sınıf öğrencisi Ahmet Eren Soyler 1,5 yıl önce internet bağımlılığını fark etti. Çünkü ailesiyle ve arkadaşlarıyla zaman geçirmek istemiyor, her fırsatta bilgisayarın başına geçiyor ve internetten videolar izliyor, oyunlar oynuyordu. Bağımlılık hale getiren öyle oyunlar var ki derslerini ve ideallerini, amaçlarını unutuyorlar. Teneffüsün gelmesini iple çekiyordum yani. Çünkü dersi de dinlemiyordum. Okulu bıraktım. Uyumanın haricinde tamamen bilgisayar kullanmak istiyordu. Yani ben engelleyemiyordum. Ahmet Eren Soyler'in elinden cep telefonu düşmüyordu ve en az günde 6 saatini internet başında geçiriyordu. Bilgisayar başında oturduğu için yemeği de orada yemeye başlayan Ahmet Eren hızla kilo almaya başladı. Kaç kilosun Ahmet? Şu an 95 kiloyum. Sürekli bilgisayarın başında oturduğum için sürekli yedim. Dilek Olay günde 11 saat ekran başındaydı. Kimseyle görüşmüyor, mecbur olmadıkça evden çıkmıyordu. Sonunda bağımlı olduğunu fark etti. Kontrol edemeyecek hale geldim. Tıpkı uyuşturucu bağımlıları gibi tedavi görmeye başladı. Ama sandığından zor ve uzun bir sürece girdi. Buraya gelmeye başladıktan ilk bir ay içerisinde çok bir etkisi olmadı. Çünkü iyice bağımlı hale gelmiştim. Sonunda ekran başından kalkmayı başardı. Günümüzde teknolojiden uzak durmak düşünülemez ama artık ihtiyacı dışında kullanmamayı başarıyor. İnternet ve bilgisayar bağımlılığı özellikle 13 ve 18 yaş grupları arasında ergenlikteki çocuklarda görülüyor. Çünkü bu çağdaki çocuklar sosyal medya ve interneti kullanarak bireyselleşmek istiyor. Ancak uzmanlar aileleri bu konuda uyarıyor. Dikkat etmeleri gereken neler? Giderek internet başında harcanan zaman artıyorsa, yanlış olduğunu bildiği halde durduramıyorsa, günlük saat kısaltılması, özellikle de önerdiğim şey çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmelerinin doğru olabileceğini düşünüyoruz. Hırsız kapıdan ya da pencereden değil tavandan girdi. Akıl alacak gibi değil ama oldum. Kapısı kilitliyken evi soyup soğana çeviren ev sahibi hala şaşkın. Hiç aklımıza bile gelmezdi. İnsan kapıdan pencereden bekle, çatıdan hırsız gelecek. Kimin aklına geliyor ya? Benim eşim bayıldı. Yani bunu görünce bayıldı düştü. Hırsıza kilit dayanmaz ama böylesi de görülmedi. Tavanı delip evi talan etti. Hatta yakalanmamak için kapıyı üstüne kilitledi. İçeri giremiyor, sesler geliyor zaten. Çok şaşırdık geldiğimiz zaman. Hırsızların kapıdan pencereden girdiğine şahit olmuştuk. Hatta duvarı da delip içeri girdiklerine de şahit olmuştuk. Ancak bu kez hırsızlar çatıdan girdi. Esenyurt'taki bu binaya çok ilginç bir şekilde girdiler. Yanda hemen bitişiğinde bir inşaat alanı vardı. Onun korkuluklarını kırıp çatı katına çıktılar. Yani bulunduğumuz çatıya çıktılar. İşte buradaki tahtaları kırıp o hırsızlar buradan içeri girdi. Ancak İşleri daha yeni başlamıştı. Bizim beklemediğimiz bu oraya çatıdan hırsız gelecek. Kimin aklına geliyor ya? Hırsızlar buradan yürüdü. Kulağa çok inanılmaz geliyor. Ancak ellerindeki kesici ve delici aletlerle alt katta bulunan apartman dairesinin kartonpiyerle kaplı bu çatısını deldiler ve buradan apartman dairesinin içine girdiler. Genelde bankalara ya da kuyumculara bu şekilde girdiklerine rastlamıştık ama bizim evimize bu şekilde gireceklerini hiç düşünmemiştik. Burayı buraya basmış, burayı kırmış, hatta oradan yürüyerek gelmiş, orayı çatlatmış, burayı patlatmış, buradan tepeyi vurmuş aşağı, direkt aşağı inmiş. Hırsızlar azimle
buradaki tavanda yaklaşık 60 santimetrelik bir delik açtı. İçeri girdikten sonra artık önlerinde hiçbir engel yoktu ve içeride değerli eşya aramaya başladı. Burası bizim yatak odası. Buraya geliyor çekmeceler, mekmeceler karıştırıyor, elbise bir şey bulamayınca yandaki benim Ercan'ın odasına giriyor. Her yerin darma duman olduğunu, kıyafetlerimin, ondan sonra makinelerim, malzemelerim, her şeyimin yerde olduğunu gördüm. Azimli hırsız bu kadar zahmete girmesinin ardından 500 lira ve birkaç çeyrek altın çaldı. Evi talan etmeye devam edecekti ama apartmandan sesler gelmeye başladı. Ev sahibi Ömer Özçelik eşiyle birlikte eve geldi. Anahtarla kapıyı açmaya çalıştılar ancak kapı açılmadı. Çünkü hırsızlar onların geldiğini dürbünden görmüştü. Kapıyı kilitlediler ve kaçmak için de bu sayede zaman buldular. İçeri giremiyor, sesler geliyor zaten. Ben yüreğim çarptı, böyle dedim bayılacağım. Zaten bayılmıştım. Ev sahipleri olup biteni anlayana kadar hırsız geldiği delikten kaçarak sırra kadem bastı. Ekipler şimdi her yerde o azimli hırsızın peşinde. Bunu komple şunu kırıyorlar, bu alanı komple... Kısa bir ara vereceğiz. Şimdi dönüşte bültenimiz haberlerimize devam edecek. Şov Haber'e devam ediyoruz. Antalya'da maraton heyecanı feci şekilde gölgelendi. Genç sporcu bitiş çizgisine metreler kala yere yığıldı. Çevredekiler hemen yardıma koştu. İlk başta fenalaştığı sanılıyordu ancak genç adam finişi göremeden can verdi. Finişe 500 metre kalmıştı. Üstelik aynı maratona 3. katılışıydı. İlk ikisini sorunsuz bitirdi ama bu kez ölümüne koştu. Genç adam bir anda yere yığıldı. Doktorların çabası hayatta tutmaya yetmedi. Murat Batur 36 yaşındaydı. Bu yıl 12.si düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu fetih koşusuna katılan 11 bin kişinin arasındaydı. Genç adam sportmen kişiliğiyle tanınıyordu. Günler hatta aylar öncesinden idmanlara başladı. Maratonu bitirecek seviyeye gelmek için ter döktü. Batur spor tutkusunu da sık sık sosyal medya üstünden paylaşıyordu. Etkinliğe katılmak için arkadaşlarıyla birlikte Antalya'ya geldi. Güneşli havada binlerce katılımcıyla birlikte start noktasındaki yerini aldı. Son düzlüğe kadar sorunsuz geldi. Finişe ulaşmasına artık yarım kilometre bile kalmamıştı ki bir anda yere yığıldı. Sağlık ekipleri hemen olay yerine geldi. Bayılan Batur'un ilk müdahalesini yaptı. Ancak çabalar yeterli gelmedi. Genç adam hayatını kaybetti. Cansız bedeni Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Hırsızlar girdikleri evden bir yaşındaki yavru köpeği çaldı. Havasız şekilde poşete sardıkları köpeği çalan hırsızlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Köpeğini en son 5 gün önce gören sahibi ise isyan etti. Çaresizim yani. Köpeğimi bulmak istiyorum. Ben de onsuz yaşayamam çünkü. Tek umudum sizsiniz. Belki vicdana gelir. Hırsızlar bir yaşındaki köpeği poşete koyup çaldı. Bir yıldır ona gözü gibi bakan genç kız kahroldu. Köpeğini bulana 5000 lira ödül koydu. Yani geceleri uyuyamıyorum. Onun uyandığı saatler vardı. O saatler gelince nefesim kesiliyor. Dilara Yektaş 23 yaşında üniversite öğrencisi. Annesi, abisi ve 1 yaşındaki bulldog cinsi köpeğiyle yaşıyordu. Evlilik hazırlığı yapan genç kız düğün öncesi alışverişi için dışarı çıktı. Gözü de arkada kalmıştı. Canından çok sevdiği Queen'i evde yalnız bırakmıştı. Köpeğini en son o gün gördü. Alışverişten döndüğünde Queen kucağına atlar zannediyordu ama ondan ses seda yoktu. O gün de yine aynı şekilde burada bıraktım. Mamasını, suyunu koydum. Ama o hiçbir şekilde ben gelene kadar gördüğünüz gibi de mamasına, suyuna kesinlikle dokunmaz. Eve geldim. Köpeğime seslendim. Köpeğim yoktu. Köpek hırsızları genç kız evde yokken işe koyuldu. Queen'i çöp poşetine sarıp hayvanı poşetin içinde havasız bıraktı. Ve kucakladıkları köpeği çalarken işte böyle kameralara yansıdı. Köpeğimi çalan şahıs kucağında bulundurarak şu kapıdan köpeğimle birlikte atlayarak koşmaya başlıyor.
Yektaş'ın köpeği 5 gündür yok. Bulldog cinsi köpek hasta ve ilaç kullanıyor. Ve bu durumu sahibini daha da endişelendiriyor. Ömrüm sonuna kadar ilaç kullanması gerekiyor. Ona zarar vermesinler. Ne istiyorlarsa, kaç para istiyorlarsa vereceğiz. Yeter ki getirsinler. Yeter ki. Yektaş elindeki görüntülerle polise başvurdu. Ama 5 gün geçmesine rağmen köpeğine hala kavuşamadı. Queen'i bulup getirene 5000 lira ödül de koydu. Genç kızın tek isteği minik Queen'in eve dönmesi. Tek umudum sizsiniz, belki vicdana gelir. Gene söylüyorum, ne kadara satacaksa ben ona istediği parayı vermeye hazırım. Hem Karadeniz ezgilerine hem de Türk halk müziğine gönül vermiş bir isim o. Bir tulum ustası, tam bir Neşet Ertaş hayranlığı. O hayranlığı evinde bile yaşatıyor ve yıllarını verdiği tulum gelecek nesillere de ulaşsın diye 5 yaşındaki torununa bile tulum öğretiyor. Oğullarının biri Neşet, diğeri Ertaş. 5 yaşındaki torununun adı da Ozan. O, tulum ve bağlama sevdasını birleştirdi. Neşet Ertaş'ın adını oğulları ve torunuyla kendi evinde de ölümsüzleştirdi. Tulum ustası Süleyman Ser'in 60'ına merdiven dayadı ve 7 yaşından bu yana hem tulum yapıyor hem de tulum çalıyor. Ve bu dedesinden öğrendiği, atalarından devraldığı mirası hem oğullarına hem de torunlarına bırakmak istiyor. Şimdi torunlarıma öğretmeye çalışıyorum. Böyle küçük sipsi var bunun. Tulumu eline ilk aldığında daha okula bile başlamamıştı. Zamanla tulumu önce çalmayı sonra da yapmayı öğrendi. Tulum tüyleri soyulmuş çebiç adı verilen oğlak derisinden yapılan bir çalgı ve özellikle de Rize ve Artvinlilerin daha yakından tanıdığı bir çalgı. Görüntü olarak da aslında İskoçya'da kullanılan gaydaya da benziyor, ancak aralarında belli farklılıklar var. O İskoçların gayda dedikleri o tek ses ve 7 nota üzerinde. Bu 5 ses ve ikili bir dizilişi var. Bu tamamen turuma as bir özellik. Neşet Ertaş hayranlığı ona zamanla bağlamayı da sevdirdi. Hatta sevmekle de kalmadı. Rahmetli Neşet Ertaş'ı çok seviyordum. 30 yaşında oğlum var, ismi Neşet. Ufa Ertaş. Yetmedi, torununa da Ozan ismini verdi. Tulum ezgilerini oğulları Neşet ve Ertaş'la Rize'nin yaylalarına taşıdılar. Rize'ye bağlı Çamlıhemşin'deki tarihi köprülerden birinin üzerindeyim. İşte mis gibi Karadeniz manzarası ve doğasının içindeyiz. Aslında kar var bazı yerlerde ama buna rağmen, soğuğa rağmen tulum sayesinde hem içimiz ısınıyor hem de biz ısınıyoruz. Varsa yoksa tulumumuz. Çünkü bununla üzüntülerimizi, neşelerimizi, düğünlerimizi, her şeyimiz tulumla yapmışız biz. Tabii işin içine tulum girince yöresel kıyafeti de ona eşlik ediyor. Şimdi baştan aşağı yeri gelmişken kıyafetimizi de tanıtalım. En başta işte bu tülbent. Karadeniz'de kadınların farklı şekillerde bağladıkları çemberle birlikte keşan da olabilir tabii bu. Ve üzerinde bir yelek, yeleğin içinde bir elbise, elbisenin üzerinde işte bu önlük. Özellikle de çay toplayan kadınları simgeliyor bu önlük. Ve önlüğün altında da yine bu keşan, kemer görevi görüyor. Ve elbisenin altında da yine bir şal var. Ve şalvarın altında da hemşinli kadınların ördüğü bu hemşin çorabı. Ve ayaklarda da çarık. İşte tulumu, horonu tamamlayan giysiler de bunlar. Tulum ustası tuluma olan bağlılığını oğullarının ve torunlarının da devam ettirmesini istiyor. Kimi zaman öyle anlar yaşanır ki adeta dünya yavaşlar, bütün kötülükler unutulur. İki yaşlının görüntüsü de adeta bu türden. Sokak çalgıcılarıyla birlikte kim ne der diye umursamadan öyle bir dans ettiler ki sosyal medyada ışık hızıyla yayıldı. Yaşlı kadın sokak müzisyenine eşlik etti, performansı ayakta alkışlandı. Başlarda utangaçtı ama çalgıcının cesaretlendirmesiyle dudak uçuklattı. Burası da İtalya.
Yaşlı kadın kadar yetenekli olmasa da bu adam da sokak müzisyenlerine gönlünce eşlik etti. Hem kendi keyiflendi hem de çalgıcıları keyiflendirdi. Dünya umrunda olmadı. İki yaşlının görüntüleri dünyayı bir dakikalığına da olsa güzelleştirdi. Kötü haberlerin eksik olmadığı sosyal medyada herkese moral verdi. Milyonlarca kez paylaşıldı. Genç kadın turistik gezi sırasında kapkaça uğradı. Saldırgan az kalsın çantasını alıp kaçacaktı. Kendini kürekle zor savundu ama kapkaççı o kadar sevimliydi ki kimse şikayetçi olmadı. Zaten olamazdı da. Oh, get, don't, he'll take it. Get it. Get the paddle. Açlıktan gözü dönen Raku'nu ne kürek ne de genç kadının çığlıkları durduramadı. Ama tüm çabalarına rağmen de yemek dolu çantayı kapıp kaçamadı. Get the paddle. Kuzey Amerika'da kano gezisi yapan turistler manzaranın tadını çıkartıyordu. Bu Raku'n da belli ki insanlara alışkındı. Kanoların arasında yürürken bu genç kadına yöneldi. Niyeti kendini sevdirmek değil, çantadaki yiyecekleri çalmaktı. Genç kadın kendini kürekle korumaya çalıştı ama nafile. Raku'n önce kanosunu işgal etti, ardından gözünü çantasına dikti. Genç kadın müdahale etmese az kalsın kapıp kaçıyordu. Uzun süre boğuştu ama küreğin sapı başında patlayınca vazgeçmek zorunda kaldı. Çantasını zor kurtaran kadın ve arkadaşları yaşadıklarının şaşkınlığını uzun süre üzerinden atamadı. I pretty much got all that on video. Otomobil almak isterken başına gelmeyen kalmadı. Talihsiz adam biriktirdiği parayı dolandırıcılara satın aldı. Aracı da polislere verdi. Çünkü aldığı sandığı otomobil aslında kiralıktı. Gerçeği karakolda anlayan genç adam şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor. Ellerinde sürekli bir yoğun bir çalışma temposu varmış gibi hissettirdiler. İnternetten satılık otomobil ararken tuzağa düştü. Dolandırıcılar kiralık otomobili gösterdi. 38 bin lirasını alıp kayıplara karıştı. İddiaları böyle. Şahıs mimar olduğunu, fuarda stand kurduklarını ve ayrıca müzik piyasasında olduğunu söyledi. Biz de inandık, güven verdiler açıkçası. Kenan Karagöz hayalindeki otomobili almak için internete başvurdu ve internette bir ilan gördü. Otomobilin değeri 38 bin liraydı. Hiç zaman kaybetmeden sahibini aradı. Ancak bakın başına neler geldi. Avcılarda arabanın durumunu gördükten sonra almak istediğimi söyledim kendilerine. Pazarlık yaptık. Ve pazarlığımız 38 bin lira üzerinde noktalandı. Karagöz anlaştığı kişilerin dolandırıcı olduğunu aklının ucundan bile geçirmedi. Parayı bankadan çekip Fatih'te sözde ofislerine gitti. Buradaki ofise geldim. Kapıyı çaldım. Kapıyı bir bayan açtı. Oturdum yanına. Üzerimde 32 bin lira para olduğunu, geri kalanın bankada olduğunu ve banka hesabından hesabını aktarmak istediğimi söyledim. Ancak kendini mimar olarak tanıtan dolandırıcı paranın tamamını istedi. Karagöz 6 bin lira daha çekti. Toplamda 38 bin lirayı kendi elleriyle teslim etti. Dolandırıcı bir arkadaşını aradı. Dedi ki ben arabayı sattım. Bu arabanın fatura bedelini bu kadar belirleyin. Yedek anahtarını, kitapçıklarını, arabaya ait ne var ise servis bakım fişlerinden tutun. Bu arkadaşa teslim edin, mağdur olmasın. Dolandırıcılar kirli yüzlerini de bu sırada gösterdi. Genç adamı bir bahaneyle oyaladı. Arabayı park edemiyoruz, çekiyorlar burada. Sen istersen arabada 2 dakika bekle. Aradım. Nerede kaldın? Arabayı çekiyorlar dedim. Hemen geliyorum, 2 dakika sonra oradayım. Sonra ikinci bir kez aradığımda telefonu kapalıydı. Kenan Karagöz o otomobili park ettikten sonra koşa koşa o sözde mimarın ofisine geldi ve zili çaldı. Ancak açan olmadı, kapı duvardı. Telefonla mimarı aradı ancak yine cevap bulamadı. Dolandırıldığını anlayınca polis merkezinin yolunu tuttu. Genç adam başına gelenleri polis merkezinde aradı. Dolandırıcılar sahte ofis kurdukları yetmiyormuş gibi kendisine de kiraladıkları otomobili göstermişti. Arabada devrini alamadığım için yapabileceğim bir şey yoktu.
polis merkezine götürüp arabayı teslim ettim. O araba da bir firmadan kiralık olarak alınmış, yaklaşık 10 günlüğüne kiralanmış bu araba. Polis şimdi her yerde kiralık arabayla kurbanlarının canını yakan o dolandırıcıların peşinde. Şu haber WhatsApp ve Bip ihbaratlarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0536 266 90 veya 90 02. Evet, şu haberin sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.